Can kardeşler, canım kardeşler, neredeyiz? Kocaeli, Kartepe'ye geldik. Kartepe'de Büyükşehir Belediye'mizin Ormanya dediği güzel bir doğal parkımıza geldik. Doğal parkımızda neler var onları göreceğiz. Hadi buyurun geçelim bakalım beraberce. Doğal Yaşam Parkı. Buranın özelliği her türlü aktiviteyle ücretsiz. Sadece yemek yiyecek bölümleri ücretli, diğerleri ücretsiz. Burada atlarımız var, ormanda sakatlanmış geyiğimiz var, kartalımız var, pelikanlarımız var. Onlar burada rehabilite ediliyor. Yani bakımları yapılıyor. Veteriner bölümümüz var. Orada tertemiz yapıldıktan sonra burada iyi duruma gelene kadar bakımları yapılıyor. Sonra doğaya tekrar salınıyor. Gördüğünüz gibi çocuklara ait güzellikler var. Kuşları gözetleyebileceğimiz yerler var. Spor yapabileceğimiz, doğa sporları yapabileceğimiz böyle çok büyük, geniş bir alana yapılmış tamamen ücretsiz bir doğal yaşam parkı. Hadi buyurun gezelim görelim. Evet, Ormanya'nın müdürü Önder Bey bize açıklıyor şimdi. Bu pelikanlar nedir? Bu pelikanlar rehabilitasyon için burada bulunan hayvanlar. Engelli yani hayvanlar, sakatlanmış engellileri evet. Var. Yaşamlarının sonlarına kadar bizlerin misafirleri olarak burada bizlerle beraberler. Evet, burada görüyorsunuz onlara ait bir ada. Uçamadıkları için burada kalabiliyorlar. Ama çok serbest bir şekilde istedikleri gibi yaşıyorlar. İnşallah düzelirlerse doğal hayata da gönderiyorlar. Burada zaten bütün hayvanlar için öyle yerler var. Göreceğiz bakalım. Hadi buyurun geçelim. Şu anda çocuk hayvanat bahçesinin bölümünü geziyoruz. Burası çocuklarımıza ait hayvanat bahçesiymiş. Mesela şu anda Düşkün Leylek Evi'nin hemen yanındayız. Osmanlı'da Gurbane Laklak'ın adı verilen dünyanın ilk hastanesinin esinlenerek oluşturduğumuz bu alanda leyleklerimizi biz misafir ediyoruz. Tedavisi tamamlanan bu sene 80 tane leyleğimizi biz göç yolunda yolcu ettik. Burası engelli kuş barınaklarımız yine. Bunlar şahinler. Evet sevgili seyircilerim, sizlere devlet memuru eşeklerimizi göstermek istedik. Nereden çıktı devlet memuru? Eşeğin devlet memuru nasıl oluyormuş? Bunlar Mardin'de sokak arasında çöp toplayan eşeklerim. Emeklilerinde burada Ormanya'da Doğal Yaşam Parkı içerisinde misafir ediyoruz onları. Yani orada hizmette biraz zorluk çekmeye başlamışlar. Dolayısıyla emekliliğe sevk edilmiş. Emeklilikleri burada güzel Ormanya'da misafir ediliyorlar kendileri. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi anne ile yavrusu üst üste böyle gezdiriyor, sırtında gezdiriyor. Yani hayvanlarda bile anne her zaman anne. Beğendiniz mi yemekleri? Muzlar güzel miydi? Bunlar yerli anamur muzumuz bizim. Besleyici, sağlıklı. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi buradaki lemurlara da bilgi verdik. Onlara da sağlıkla ilgili neler yapmaları gerektiğini söyledik. Anne sağlığı önemli, yavrusunun sağlığı da önemli. Onlara güzelce bilgileri anlattık. Kızıl geyik, karaca, ala geyik, Şanlıurfa dağ ceylanının yaşamış olduğu yaban yaşam alanı bölümüne gidiyoruz. Sevgili seyircilerim, tamamen özgürce doğal yaşamlarına devam ettikleri bir bölüme geldik.
Can kardeşler, canım kardeşler, neredeyiz? Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği bir konferansa gelmiştik ama burada da bazı hastalarımız varmış. Onlara gidelim dedik. Neler yapalım dedik. Bakalım Şehriye ablamıza geldik. Şehriye ablamız burada bir bahçe içinde oturuyor. Ne müracaat ettiği için biz de kendisine gelelim bakalım dedik. Bakarken geldik burada. Belediyeden arkadaşlarımız da geldi. Burada tutunma barı kendine göre bir yapmış böyle. Fakat Büyükşehir Belediye'mizin çok güzel bir uygulaması var. Tespit ettikleri 65 yaş üstü, bak belediyeden de hemen hemen geldiler de, 65 yaş üstü her muhtaç ya da yaşlı kişilerin evine önleme için bunları takıyorlar. Şimdi ne yapacaklar burada? Bunu söküp buraya güzel bir monte yapacaklar. Güzelce bir şimdi bittiğinde hemen göreceğiz. Sağ olsunlar biz geldik, daha söylerken hemen geldiler. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne yapacaksın sen şimdi? Teyzemiz daha kolay çıksın diye tutunma barı takacağız. Evet, görüyorsunuz belediyemiz çok güzel bir hizmeti, Allah razı olsun. Şimdi Şehriye ablamızı görelim. Hadi buyurun geçelim bakalım. Bu da bittikten sonra monte edilmiş vaziyette. Şehriye teyzemizi bir indiririz. Ona göre görürüz bakalım nasıl olacak. Güzel bir uygulama. Hadi geçelim bakalım. Merhaba anne, merhaba. Buyurun, hoş geldiniz hocam. Nasılsın, ne var ne yok ana? Teşekkür ederim, buyurun hocam. Ne yapıyorsun, iyisin Allah inşallah. Razısın, Allah razı olsun. Keyfin iyi mi? Çok iyiyim, sizi gördüm daha mutlu oldum. Şehriye abla, kaç senedir buradasın? Ben 6 seneden beri buradayım. Hı. Bu abim kim, bu abim kim abi burada? Abim eşim. Eşin. Ne zaman vefat etti? 2007'de hastalandı. Kötü hastalıkta hocam. Kıyamam sana. Bugün dünyaya gelse yine başımın tacı hastalığında. Bir sene baktım ben, bir sene baktım, kendim baktım. Kimseye de baktırmadım. Allah razı olsun. Dünyaya Allah tekrar razı gelse yine evet bakarım. Şimdi ablamızı şöyle, ayaklarını bir uzat bakayım anneciğim şöyle. Can kardeşler, canım kardeşler, Şehriye ablamızın ayaklarında lenföden dediğimiz bir durum var. Nedir bu? İnsanda 3 tip kan dolaşımı var. Bir beyaz kan dolaşımı, bir taze kan, temiz kan dolaşımı, bir de kirli kan dolaşımı. Beyaz kan dolaşımı dediğimiz sistemde, lenf sisteminde sıkıntı var. İşte ona bağlı lenföden var. Lenföden bacaklarda şişme yapıyor böyle görüyorsunuz. Bunun tek kurtuluş çaresi vardır. Geriye doğru masaj yapmak. Bir de anne sana öğreteceğiz. Şu hareketi çok yap bak. Ayağını çek, bırak. Çek, bırak. Günde her gün sabah, öğle, akşam, gece yatarken 25'er tane bundan yapacaksın. Yaz. 25'er tane bunu yapacaksın ki buradaki kan pompalı. Yalnız bunu yaparken yattığın yerde yaparsan daha iyi. Şimdi yatağa yatıp göstereceğiz sen de. Yatarken ki nasıl yapacağını göstereceğiz. Yatıracağız burada seni. Yattığın yerde yap bakalım anne şöyle hareketi. Çek. Bırak anne. Çek anne. İşte bu hareket senin kurtuluşun. Bunu çok yapacaksın. Bir de sana bir krem vereceğim şimdi. Şimdi sevgili kardeşlerim, bacaklardan kan damarlarımız geliyor. Yukarı doğru giderken şu göbeğimizin altından kalbe ulaşıyor. Yani şuradan kalbe ulaşıyor. Annem buraya kocaman bir tane taş koymuş. Yani şöyle. Bunu getirmiş buraya böyle koymuş. Bu da bana basıyor. Böyle oturduğu zaman da iyice sıkıştırıyor. Ne oldu? Yukarıya doğru, kalbe doğru gidemiyor bu kocaman taş yüzünden. Bakın burada bu taş var. Bak bu taş. Yani göbek var. Bundan dolayı gidemediği için ne yaparsak yapalım, ne tedavi uygularsak uygulayalım ulaşamayız. Bunun birinci şartı, bunu eritmeye çalışacağız. Şimdi biz onları anlatacağız anneme. Bir de bu tedavi yaparken anneyi biraz böyle yatıracağız ki ayağı da yukarıya kaldıracağız ki o zaman yapacağız. Çünkü bu göbeğin sıkışmasını açacağız. Bir de kalpten yukarıya kaldıracağız ki ayak şişkinliği gelsin. Ben böyle oturayım. Bak böyle oturayım. Daha çok sıkıştırırım. Daha çok şişer.
daha çok kötü olur. İşte şimdi biz bunu da yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Annemin yattığı yerde neler yapacağını göstereceğiz. Şimdi kremi az bir miktarda sürdük. Alerji yapıp yapmadığına bakacağız. Ama bu arada tedavimizi de yapalım. Şimdi sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi yatacak, göbek gevşedi şimdi, yani sıkıştırmıyor. Anne, ayağına şu hareketi çok yap şimdi bak. Çek, bırak. Buna da yap anne. Heh. Yattığın yerde uyumadan önce en az 100'er tane yap. Tesbih al böyle, bir tesbih çek. 99 ya. Evet, bir tesbih kadar yap, bir tane çek. Bismillah. İyice çek anne, iyice çek. Hızlı hızlı değil, dur. İyice çekmek önemli. Heh, iyice çekmek önemli. İyice aşağı bastırmak önemli. Heh, yap anne. Yap anne. Buna da yap anne. Yap anne. Tersine iyice çek anne. Şöyle çek iyice. Heh, şimdi oldu. Güzel. Yap anneciğim. Yap. Şehriye ablamız çok güzel yapıyor maşallah. Şimdi bunu yaptıkça bu göbeğe de biraz eritici bir şeyler öğreteceğiz. Şimdi onları yaptıkça inşallah bunlar da düzelmeler olacak. Biz şimdi kremde alerji yapmadı, gördüğünüz gibi denedik. Yapmadı. En ufak bir alerji yapmadı. O kremi de bolca süreceğiz. Güzel netice olacak inşallah. Ama biraz ekmek yemeyeceksin. Tatlı grubunu yemeyeceksin. Üzüm yiyorum, bol bol üzüm yiyorum. O da ama tatlı. Ama o da tatlı işte. Biraz onları azaltacaksın. Ekşi meyveleri ye. Elma ye, armut ye, ayva ye, kivi ye, nar ye. Ama kavun karpuz gibi, üzüm, incir gibi, portakal, mandalin gibi bunları çok az ye. Çok az ye. Bir de anne bakalım yapabilecek miyiz? Şu bacağını dümdüz kaldırmaya çalış bakalım. Ha? İndir. Kaldır. Bu da göbek eritme hareketi şimdi anne. Bunu yapalım şimdi. Kaldır, indir. Harikasın ya. Günde 100 tane ayağı çektik ya, 100 tane de bunları yapacaksın. Sakin sakin, yavaş yavaş. Yattığın yerde. Yap bakalım tekrar anne. İyice kaldır. İyice, aferin. Şimdi bunu iyice kaldırı kaldırı zorlayacaksın ki karın kaslarını eritmek için bu. Bunu yap anne. Süpersin. İşte bu. Bunu ne kadar çok yaparsan günün birinde bir bakacaksın, yatarken herhangi bir şey kullanmadan yatabileceksin. Bir dinlen şimdi. Koy şöyle bir dinlen. Rahatla. İyice bir rahatla. Rahatlarken mesela ayakları çekip bırak anne. O da rahatlatır. Çek bırak. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördün mü ne güzel oldu, ne kadar kolay oldu. Kaldır anne. Nasıl kalktı gördün mü? Demin hiç kalkmıyordu bak. Şimdi bunu kaldır. Nasıl kalktı gördün mü? Gördün mü? Ama karnıma yükleniyor. İşte karnın zayıflayacak işte o yüzden. İşte bu. Ama ben hocam. Söyle bir tane. Ben bir elinin emeğini hediye etmek istiyorum. Kıyamam sana. Dur elin emeğini de göreceğiz zaten. Bakalım onu Serap kızına hediye edeyim. Elin emeğini göreceğiz. Serap kızına da göreceğiz bakalım şimdi. Şimdi bunları yaptı. Annemizi bir oturtalım. Çünkü annemizin çok güzel marifeti de varmış. O marifeti neymiş onu görelim şimdi. Sevgili seyircilerim, annem gördüğünüz gibi ekmeğini taştan çıkartıyor. Çok güzel böyle sabunluklar örmüş. Görüyorsunuz böyle güzel sabunluklar yapmış. Sırtını sabunlayabilmek için bakın böyle güzel pratik şeyler yapmış böyle. Kendi kendine. İsteyenler komşulara internetten de sipariş verdirip yaptırıyorlarmış. Şimdi biz annemizden desteğimiz olsun diye biz de satın alacağız. Bizim ekipteki bütün arkadaşlar alalım, biraz sabunluk alalım. Bir... İki. Para istemem ben. Ne para diyeyim? Olmadan olmaz. Olmaz. Para hocam, olmadan olmaz. Ben eğer para davet etseydin. O zaman almıyoruz. O zaman almıyoruz. O zaman bir şey veririz hocam. Hadi tamam. İçin, içinizden ne geldiyse onu verin. Tamam. Oo.
Bu ne anne? Kantarım bunları ben otları hakiki zeytinyağından. Bir iki dal da kekik koyuyorum, yayla kekiği. Onu 45 gün güneşte tutuyorum ama 5 gün tülbent kapıyorum, ağzını kapak kapamıyorum. 40 günde kapağını kapatıp böyle tutuyorum. Anladım. Şimdi sevgili seyircilerim, ben bir ilaç fabrikası kuruyorum. Anamı da başına müdür tayin ediyorum. Evelallah, kantonun imal etsek yeter anne, şu güzelliğe bak. Gördüğünüz gibi mükemmel kantaron yağına kefiliz. İçine kekik de koymuş. Harika, ağrıyan yerlerinize, yaralarınıza, yanıklarınıza kantaron da kullanabilirsiniz. Anam ekmeğini taştan çıkarıyor. En güzel şekilde hallediyor. Şimdi basamaklarımız olmuş anne. Sen bir giy ayakkabı bakalım. Şu basamaklardan bir inişimizi gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Annem gayet kolay inebildi. İnşallah daha güzellikler de olacak. Gördüğünüz gibi burası bütün kitapları alabileceğimiz kütüphane. Harika bir konsept yapılmış. En büyük özelliğini söyle, dünyada. Dünyada ilk bu yapıyı görebileceğiniz tek yer Ormanya, Kocaeli. Yani dünyada böyle bir kütüphane yok. Çok güzel bir konsept yapılmış. Teşekkür ediyoruz bunu düşünüp de yapanlara. Harika olmuş. Şimdi kitap okuma yeri nerede? Oraya da bir bakalım. Üç tane okuma salonumuz var. Meşe salonu, Bürgen salonu, Kayın salonu. Hadi bakalım. Ayrılık yaman kelime. Sayın Ahmet Özhan buraya imzalamış kendisi. Kitap Buharı'ndaki yazarları, gelen yazarlarımız bize hediye olarak kendi kitaplarını imzaladık benden. Kendi kitaplık da oradan oluşuyor. Evet. Evet sevgili seyircilerim, bu kütüphanenin özelliği gördüğünüz gibi burası meşe salonu. Evet. Açık alanda. Açık alanda. Tabii hava güzel olduğu zaman harika. Can kardeşler, canım kardeşler, görüyorsunuz ne kadar değişik mantarlar var burada. Tabii böyle doğadaki mantarları bazı bilen kardeşlerim şöyle iyi böyle iyi derler ama bakın burada başka çeşit mantarlar da göstereceğim size. Bakın bunlar da başka çeşit mantarlar. Bakın hele bu çok daha değişik bir mantar. İstiridye gibi duruyor. Görüyor musunuz? Bakın değişik mantar. Evet, Ormanya'nın en çok ilgi çeken yerlerinden birindeyiz sevgili seyircilerim. Hani Yüzüklerin Efendisi'ndeki filminde, romanda da bahsedilir ya, Hobbit evleri, Hobbit ırkının evleri böyle çok değişik, güzel bir şekilde burada temsil edilmiş.
en çok ziyaret edilen, en çok gelinen yerlerden birisi. Ormanya'ya geldiğinizde muhakkak ailecek ve çocuklarınızla burayı görmenizi tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir kahve için burada şöyle bir güzellikleri yaşayın diyoruz. Hakikaten çok güzel yapmışlar, çok değişik yapmışlar. Yapanlardan ellerine kollarına sağlık diyoruz. Ormanya'yı güzelce gezdik. Tam kapının çıkışında güzel bir yere daha geldik. Burası da yine belediyemizin meslek edinme kurslarından yapılan, el emeği göz nuruyla yapılan güzel ürünleri de burada sizlerin beğenilerine sunuyorlar. Buyurun biz de görelim bakalım. Akmeşe'ye geldik. Akmeşe'de muhtarın bizi getirdi. Burhan abimizin yanına getirdi. Burhan abi nedir bu? Bu ayçiçek. Sezonluk ayçiçek. Ektiğimiz ayçiçek. Ayçiçek sevgili kardeşlerim. Ayçiçeğin son dönemlerde anlaşıldı ki vücudumuzun kolesterol düşürücü özelliğinden tutun da beynimizin gelişmesine faydası var. Nasıl faydası var? E vitamini var kardeşlerim. Bilhassa böyle kavrulmamış taze olanında E vitamini var. Hücrelerinizi yeniliyor, bedeninizi yeniliyor. Lütfen ve lütfen böyle taze ayçiçek çekirdeği bulursanız muhakkak yiyin diyorum. Yağ yapılıyor biliyorsunuz. Bütün kızartmalarımıza kullanılıyor. Bedenimize faydası var. Sindirime faydası var. İçinde B6 vitaminleri var. Hücre yenileyici özelliği var. Stres giderici özelliği var. Anksiyeteye faydası var. Nasıl ekiliyor şimdi? Nasıl oluyor Burhan abi bu? Biz bunu nadas yapıyoruz. Önce tarlayı nadasladık, sonra bunu ekiyoruz. Nadas da biraz bekliyor. Bekledikten sonra bunu ekime alıyoruz. Ekime aldığımız zaman devamında gübreliyoruz. Gübre yaptıktan sonra bakımlarını yapıyoruz. Bu biraz geç oldu ama bu ikinci ekim olduğu için, birinciyi aldık. Bu birinci ekim. İkinci bu. Tabii bu ikinci ekim olduğu için biraz geç oldu ama tabii biz bunu yağlık olarak kullanıyoruz. Yağlık olarak kullanımda yağlı tohumlara veriyoruz. Yağlı tohumlarda bunu teneke yağ geçiyor. Yani fabrikaya gidecek bunlardan yağ yapılacak. Evet. Tabii ondan önce kurutulması gerekiyormuş. Tabii. Fabrika kurutulduktan sonra satın alıyormuş bunu. Kaç günde kuruyacak? Hava iyi olursa bir haftada kurar. Bir haftada kurur. Evet. Hadi bereketler olsun diyelim. Böyle güzel kardeşlerimiz bize çok lazım olduğunu bu korona günlerde anladık. Böyle çiftçi kardeşlerimizden Allah razı olsun. Böyle güzellikleri eksinler ki biz de bu güzel nimetlerden yararlanalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun diyoruz Burhan abime. Hadi kolay gelsin Burhan abi. Allah razı olsun. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Akmeşe'de bir ablamız geldi. Biz burada ay çekirdekleriyle ilgilenirken. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ablamın biraz bir üzüntüsü var. Bir anlat bize şu güzel söylediklerini. Rahmetli anneciğim sizleri hep bekledi. Gelip görsün sizi diye. Ayakları çok ağrırdı. Hoca gelse de bana da bir derman olsa derdi. İnanın böyle televizyonda görür kolunu kaldır teyze der. O da kaldırır oturduğu yerde. Ayağınızı yapın o da yapar. Çok umut bağladı size. Annemi kaybedeli 10 gün oluyor. Nasip kısmet siz bugün geldiniz, bizi ziyaret ettiniz. Allah razı olsun. Yani ben de çok vuruldum. Ben biliyorsunuz birazcık böyle duygusalımdır. Çok vuruldum. İnanın yani tanışmanızı çok isterdim. Oturduğu yerden yürüyemez ama yapmaya çalışırdı. Bastonuyla kaldırırdı ayaklarını. Şifa verecek inanırdı çok sizlere böyle. Allah razı olsun. Allah şaşırdım Allah. Sizi görünce. Hem evet. Çok sevindim hem çok şaşırdım. Evet. Biz şimdi bir değişik bir şey yapmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Bir kendisini hemen köyün girişinde ben gördüm Akmeşe mezarlığı diyordu. Anneyi bir ziyaret edelim. Allah razı olsun. Beraber gider miyiz? Gideriz. İyi. Gideriz. Hadi Allah razı olsun.
erken gelemedik ama mezarının başına geldik. Allah razı olsun sizlerden. O kadar canlı gönülden istemişsin. Anneciğim bak Feridun Hoca geldi. Sen rahmetliyle muamele eylesin cümlemizi dedi. Amin. İlahi ya Rabbi, güzel günler hürmetine, iyiliklerin hürmetine, güzel insanların hürmetine, anacığımın ruhu için, Allah rızası için lillahi'l Fatiha. Ya anacığım, sana normalde gelmek nasip olmadı ama ablam o kadar tatlı diliyle anlattı ki, ne güzel bir kız yetiştirmişsin, ne mutlu sana. Biz sana böyle gelebilmek nasipmiş. İnşallah öbür tarafta da görüşürüz. İnşallah. Dersin ya. Sen bize doktor gelmişsin, sen bana sağ ol dersin. İnşallah. Bizim hocam. İçin dua edersin inşallah abla. Çok arzu ederdi. Sizinle konuşurdu hep televizyon başında. Böyle nasıl diyeyim size, anlatamam. Çok 25 senedir o ayaklarından çilesi vardı, diz ağrıları çoktu. Herkes iyi ediyor diyor. Bana bize de gelse çok iyi olacak. Beni de yeder derdi hep böyle hocam. İnanın canı gönülden istemiş, sizler buraya geldiniz, nasip oldu görmek. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Amin. İnşallah dualarımız yerini bulur. Amin hocam. Anneme çok de Rabbim kabir kendi rahatlığı versin inşallah. Kabrini cennet bahçesi eylesin. Amin. İnşallah. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Buralara helal olsun. Ne demek? Ne demek? Çok sağ olun. Biz de ya çok mutlu olduk, hiç değilse anamı bu şekilde de kavuşmuş olduk. Çok hocam, bugün çok bizim buraya gelişimiz de çok büyük tesadüf. Yani hakkısı. Son anda karar değiştirdik. Biz buraya gelmeyecektik. Planda, programda yoktu. Rabbim son anda karar hocam, değiştirdik. Bakın. Sen tesadüfen evet. Çıkıverdin. Ben yani. Abime yardım etmeye çıktım. Amcamın oğlu güne bakanları seviyor da dedim yalnız kaldı. Bir daha bir bakayım yapabildi mi dedim. Şaşırdım sizi görünce. Şok oldum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Can kardeşler, canım kardeşler, Akmeşe'de şurada görünen deminki çiçekleri çekerken pencereden bir baktık, bir annem bize bakıyor. Evet. Annem meğerse, kaç sene oldu anacığım? 3 sene oldu. 3 senedir yatıyorsun böyle, öyle mi? Evet. Peki, nasıl oldu? Felç mi oldun, ne oldu? Felç oldu. Ne dedi, damar mı tıkanmış, ne olmuş? Bilmem, damar tıkanıyor herhalde. Ne olmuş? Damar tıkanık olmuş. Periz yapıyor mu? Perize dikkat ediyor mu? Ediyor, şeker var zaten, mecbur edecek. Abi, versene o yağı. Sana şimdi yağ vereceğiz. Bu yağ ozon yağı. Bununla devam böyle ellerini böyle masaj yapacağım. Bak, şöyle bastıra bastıra bak. Böyle yukarı doğru. Bu ayağım. Dur. Eline de, ayağına da yapacak bak. Ayağına da, eline de bak böyle. Oynatıyorum ama basamıyorum. Ama biraz gayrete gelsen biraz şey olur. Ya bak şimdi şu ayağını biraz kaldırmaya çalış bakayım. İyi. Biraz gayrete gel. Biraz da hareketler yaparsan bu iş hallolacak gibi ya. Abi, bu parmaklarını da hiç boş bırakmayacak. Bak hiç sertleşmemiş. İyi bakmışsın. Allah senden razı olsun. Vallahi iyi bakmışsın. Hep bunlara böyle. Sakın bırakmayın, bol bol hareket ettirin. Bak böyle hep masaj yapıyorum ama bu yağla hep bu ozon yağı denilen canlandırıcı bir yağ. Bunu yapalım. Şey Batu, bir buranın numarasını al. Size birkaç tane de vitamin göndereceğiz. O vitaminleri kullanın, ondan sonra telefonlaşalım size tekrar, tamam? Tamam hocam. Adresini ücretsiz göndereceğiz o vitaminleri falan da. Tamam hocam. Onları bir kullan, tamam mı? Belki Allah tarafından bir Hızır gibi yetişmiş. Bence şu çiçeğe dua, şu çiçeğin sayesinde durduk biz. Yani bunda bir hayır var. Hadi Allah'a emanet ol ana. Ay, hadi görüşürüz. Çok sevindim. Allah belki Hızır gibi yetiştirir yavrumda. İnşallah. Ay. İşte bir hayır var bakalım. Hadi Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Kendine de, bize de dua et, oldu mu? Oo. Hadi Allah'a emanet olsun.
Can kardeşler, canım kardeşler, neredeyiz? Kandıra, Kocaeli Kandıra'dayız. Yükümü yükledim. Güzelce mısırlarımı doldurdum. Gidiyorum. Haydi gel mısıra, gel mısıra. Taze süt mısırlar bunlar. Haydi. Can kardeşler, canım kardeşler, neredeyiz? Çok güzel bir manda çiftliğine geldik. Mandaları gece sağılıyormuş. Biz de gece geldik sağmaya. Manda sütünün son dönemde anlaşıldı ki çok kıymetli sütlerden birisi. İnek sütüne göre yağ oranı, besleyici özelliği çok fazla olduğu için manda sütü çok kıymetli. Her yerde yaşayamaz. Mandayı biraz böyle sulak, bataklık yerler lazım. Çünkü derisi çok çabuk kuruduğu için muhakkak kendini suyun içine sokup yumuşatması lazım. Tabii bakımları da ne kadar olsa da zor. Şimdi Ömer kardeşimiz bize bir manda sütünü sağıp gösteriyor. Can kardeşler, canım kardeşler, Kocaeli Kandıra Sucu Ali Köyü'ne geldik. Ömer kardeşim dedi ki, hocam gel sana bir mandalar nasıl olur bir göstereyim dedi. Şimdi manda sütü neden kıymetli abi? Yağ oranı yüksek olduğu için kıymetli. Yağ oranı yüksek. Evet. Yağ oranı dışında içindeki etken maddeleri bir inek sütüne göre daha fazla. O yüzden manda sütü son dönemlerde anlaşıldı ki çok kıymetli. Tabii sütü kıymetli olunca peyniri de, tereyağı da hepsi daha kıymetli, daha güzel. Biraz bakımı zor mu mandanın? Tabii ki kendine özgü bakımı var ayrı. Ne var? Bataklık lazım biraz. Bataklığı var, suyun evet. Suyun içinde durması lazım. Evet, bizde hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Hepsi çok mevcut. Güzel burada. Yazlık Rabbim var. Her evet. Türlü özelliği vermiş Kandıra'ya. Bakın gece gündüz demiyoruz, sizlere güzellikleri gösterebilirim. Ömer kardeşimize teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür sağ olsun, var olsun. Ayağınıza bizi kabul olun. Etti. Güzelce bize çiftliğini gösterdi. Hadi buyurun geçelim. Can kardeşler, canım kardeşler, Kandıra Sucu Ali Köyü'nde geldik, size en güzel nimetlerden birinden bahsedeceğiz. Mısır. Mısır son dönemlerde hakkı yenilen besinlerden biri. Neden hakkı yenen besinlerden? Bizim kendi memleketimizin mısırında bu iş yok. Dışarıdan gelen ithal mısırlarda GDO meselesi olduğu için biz mısırlara bir tukaka demeye başladık. Yok mısırın glikozu şöyle, bilmem nesi şöyle, şurubu böyle. Ama onlar GDO'dan dolayı. Yoksa mısır inanılmaz bir nimet. Bağırsaklarımızı çalıştırma açısından çok önemli. Kansızlığa iyi geliyor. Vücudumuzu direncini kuvvetlendiriyor. Antioksidan özelliği var. Stresimize iyi geliyor. Böyle haşlanmış mısır yiyebiliriz. Közde yapabiliriz. Görüyorsunuz şu güzelliğe bakın kardeşlerim. Ne kadar güzel böyle ocağın başında odun ateşinde mısırları pişirdik size. Süt mısır bunlar. Harika mısırlarımız görüyorsunuz. Bunlar inanılmaz bir. Peki mısır son dönemlerde hayvancılıkta çok önemli besin kaynağı. Bunun koçanına kadar her şey kullanılabiliyor. İnanılmaz bir nimet. Mısırdan buldunuz mu? Yerli mısır olmak kaydıyla, kendi mısırımız olmak kaydıyla yiyiniz. Afiyet olsun. Enerji veriyor, dinçlik veriyor, güç veriyor. Mısır ben tavsiye ediyorum. Bulursanız yiyin. Harika olmuş. Çok güzel süt mısır sevgili kardeşlerim. Evet, burada bir başka bir nimet daha görüyorum kardeşler. Nedir? Bal kabaklarımız. Bal kabağı neye yarıyor? İçinde beta karotenimiz var, A vitaminleri var, B vitaminleri, C vitaminleri var. Bunlar sizin vücudunuzun direncini kuvvetlendiriyor. Tok tutucu özelliği var. Kalorisi az. Önümüzdeki günlerde inşallah size yaparız. Bal kabağı çorbası yapın kardeşim. Besin değeri açısından çok önemli. Çocuklarınıza da içirebilirsiniz. Tok tutucu özelliği fazla. Kalorisi az olduğu için kilo da yapmaz. Zayıflamaya çalışan kardeşlerimiz bunlardan yiyebilirler. Eğer bal kabağının tatlısını yapacaksanız da onu şekerden değil pekmezden yapmaya çalışınız. O da çok farklı bir lezzet olur. Bilhassa kabağın çekirdeğini çok tavsiye ediyorum size.
Kabak çekirdeğinde çinko var kardeşlerim. Çinko çocuklarının beslenmesi, sizin beslenmeniz açısından çok önemli. Gözlerinize faydalı, o açıdan çok faydalı ama çinko saçlarınızdan tutun da bedeninize tutun da hepsine faydalı. Evet, diyorum ki bal kabağı da büyük bir nimet, mısır da büyük bir nimet ve manda sütü de çok büyük bir nimet. İşte manda sütünü demin sağdığımız manda sütümüz de geldi. Bakın kardeşler, şimdi üstündeki yağ bir bakın, şuna bir şu güzelliğe bir bakın kardeşler, şu güzelliğe bir bakın. Manda sütü de böyle yağlı güzel bir süttür. İnanılmaz bir mucize bir süttür. Astıma, akciğer hastalıklarına, bütün vücudun direnci kuvvetlendirmede çok faydalı. Neden? D vitamini çok içinde. A vitamini var. Her türlü mineraller, vitaminler var. Kalsiyum var. Kalsiyum, kalsiyum olmazsa olmazımız. Ben diyorum ki sütü buldunuz mu? Cildinize sürün, cildinize. Yani yüzünüze sürün, ellerinize sürün. Sucali köyünde muhtar İlyas kardeşimizin yanına geldik. Burada ablalarımla beraber sizinle sohbet edelim dedim. Abla sen kimsin? Adını söyle. Nevin. Nevin abla. Tamam. Sen kimsin abla? Şerife. Sen kim abla? Ben de Ayşe. Sen abla? Ayşe. Ooo iki Ayşe. Hemen şu iki Ayşe'nin arasına giriyorum. Hemen direkt giriyorum. Biz ikimiz dünürcüyüz bu derste. Dünürcüyüz. Evet. Hemen dileğimi diliyorum. Memleketime güzellikler olsun, iyilikler olsun. İnsanlarıma iyilikler, güzellikler olsun. Memleketimizin belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan kurtulsun diyoruz. Sağlık, afiyetli, huzurlu, güzel günler tüm insanlarıma diliyorum dedikten sonra tabii kendime de içimden biraz güzel bir şeyler diliyorum. Mısır neye yarıyor abla? Mısırı ineklere veririz. Ondan mısır balığı yaparız. Mısır çorbası yaparız. Bak ne kadar güzel. Her şey olur, evet. Mısır bağırsakları güzel çalıştırır. Evet. Mısırın içindeki mineraller, vitaminler açısından çok önemlidir. Bağırsakları güzel çalıştırdığı için sinir sistemimizden tutun da her şeye faydası vardır. Evet. Mısırın tehlikeli tarafı yurt dışından gelen gevdolu mısırlardadır. Benim yerli mısırım masumdur. Benim yerli evet, mısırımda bu sıkıntı mısır yoktur. Ben diyorum ki mısır buldunuz mu ablalarım gibi çorbasını yapın, salatalara koyun, evet, yemeğini yiyin, böyle mısır ekmeği yapın. Evet, mısır ekmeğinin dışında kaynatarak da yiyebiliriz. Evet, çok tatlı. Evet. Peki kabak çekirdeği neye yarıyor abla? Onu da sen söyle. Bağırsaklar çalıştırıyor. Bravo. Bağırsaklar çalıştırıyor. Senden duyuyorum hep. Ben izliyorum. Allah yazıyorum bir de. Allah'ım. Yazıyorum hep. Şimdi kabak çekirdeğini de iyi dinleyin. Çinko diye bir şey var. Çinko neye yarıyor? Saçınızdan tutun da, cildinizden tutun da, çocukların büyümesinden tutun da, beynin gelişmesinden tutun da çok etken fayda var. Çok yararlı. Kabak çekirdeği erkek kardeşlerimizin prostatla ilgili sıkıntılarında çok mucize bir şeydir. Muhakkak erkekler her gün bir avuç kabak çekirdeği yemeklerinde yarar var. Yemelerinde. Çayından da güzel oluyor yemesi. Bravo yeme. Çayından da güzel olur. Doğru. Çayından da güzel doğru oluyor. Peki bal kabağı neye yarıyor abla? Bal kabağı kıvırma yanmağı, hamur yanmağı yarıyor. Evet. Bal kabağı tok tutucu özelliği var. Beta karoten var. A vitamini var. Biz öyle şey yaparız var ama. Gözlere iyi geliyor. Bal kabağının gözlere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Ben size bir sır söyleyeceğim. Tamam. Bunun arada alın, şöyle sütün kaymağına şöyle cildinize sürü sürü verin. Pamuk tamam gibi olursunuz. Şöyle bir yarım saat dursun. Yarım saat sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Çok güzel. Yap abla, elinin altında duruyor da. Böyle nimet nasıl yapmıyorsun abla? Bak ne diyor, bak ne diyor. Abim ne diyor? Biraz gençleştin diyor. Abi ona kalsa sürmez. Ben dur yapıvereyim hemen. Yap abla, yap gerçekten. Vallahi çok iyi gelecek abla ya. Vallahi sevgili seyircim, abim dedik ya benim karı biraz gençleşsin, doktor dedi sür şuna kaymakları dedi. Abim dediği için sürdüm ben de. Bir ay sonra gep geç bir abla gelecek, eve geleceğim böyle. Ana bu hatun nereden geldi diyeceksin, şaşıracağım böyle. Bilemeyecek değil mi? Hani abim. He? Nere memlekete? He? Nere? Bura, bura. Kaç tane koyun var? 8'er 8. Abo. Kaç tane, kaç paradan bunlar şimdi? He? Koyununa göre.
koyuna göre. Tabii 2 milyon aşağı var mı? Ne 1 milyondan aşağı koyun mu olur şimdi? 2 mi? Ya 1 milyonu anam babama vermemiş ya. Allah'ım yarabbim sen ne diyorsun ya? Beni zorundan konuşturacaksın. 2 mi? Ne tabii kaç? Ya nezarettin. 2 mi 3 mü? 2 2. Abi bizim adamımız vardı kurban kesecektik. Kaçtan vereceksin? Gel şöyle bir pazarlık edelim şöyle. Şimdi olmaz. Dur, niye? Abi gebe. Hepsi gebe. Hepsi gebe. Mi gebe? Hepsi birden gebe. Yani 88 olacak 160'a abi mı çıkacak? Gebe, gebe birden gebeli hayvanla. Doğru doğru. Gebe hayvandan günah, kurban olmaz. Geliriz, olmaz. Biz gelmişken hazır bahaneyle abimiz de yakalamışken adağı da şuradan çıkaralım diyecektik ama kısmet değilmiş. Gebe, gebeler şimdi. Hocam dişler kendisini mi yiyor? Çok güzel yiyor. Abi ha? Ne güzel yiyor mısın? Dişler abi ben çok mi? Yerim. Oo. Dişler kendini mi göster? Yok ya takma. Ne nasıl takma bizim? Hani? Bayağı aşağı. Ama kim yaptıysa takma iyi yapmış abi. Diş hastasını taktım uymadı. Hiç altına altına girmiyor çok güzel. İyi yiyor maşallah. Ama hep yiyorsun böyle zayıfsın ama abi. He. Zayıfsın. Çok mu çalışıyorsun? 56 kilo asker oldum. Hı. Gittim geldim 56 kilo. 56 buçuk olamadım. Şimdi kaçsın? Hala 56. Hala 56 maşallah. Ama taş gibisin abi sağlıklısın maşallah. Her gün 9 katılık belen geziyorum ben. Kaç çoluk çocuk var? Kaç çoluk çocuk var? 4. Maşallah. Bir hanımdan mı abi? He. Bir tane yok, mi yengeç? 10 tane hanım olacak. Bir tane tabii. Allah Allah. Hadi biriyle başa demiyor. Evet, öyle canım Allah'ım. 8 koyuna tek kadın nasıl bakıyor hocam? Kesin. Ya hayatta sağmam. Ah kuzula yeme. Kim bakıyor peki onları? E88'in kim sağıyor? Kim sağıyor? Sağmıyoruz. Sağmıyoruz. Hayatta kuzula. Sağmam. Kuzula. Abimin kurban abimden hayvan almak lazım. Neden başkaları sütünü alıyor? Kuzular yarım kalıyor. Bak abimi istiyor ben ellemem garibanı diyor. O kuzunun hakkı diyor. Ben kuzuma veririm diyor. Onu hiç ellemem diyor. Abimden koyun almaya gelin, kuzu almaya gelin. Kaçırmayın bu fırsatı. Abi. Ha. Yengemle nasıl evlendin? He? Yengemle nasıl evlendin? O devlet kuşu o bana. Devlet kuşu. Oo. Koyunların kaynağı yengem mi? Ne? Diyorlar ki yok, koyunların parası yengeden geldiği için öyle konuşuyor diyorlar. Yok 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 yok. Hanım ha. Köylüdür o diyorlar ya. Biraz. Ha, yok, öyle yok. Mi hanım köylü mü? Ya değil değil ben gibi çoban o da. Gılıbıktır diyorlar ya. Gılıbıktır diyorlar senin için. Sen gılıbık değil misin? Ben gılıbığım. Herkes gılıbık. Ben gılıbıkım. Hiç Allah. Kimsenin lafına diz çökmesin karının lafına diz çökersin. Allah Allah benim sonradan konuştu mu? Şimdi abimi konuşturuyorsun. Konuşturuyorsun ya. Doğru değil mi abi? Abi ben bu işlerin acemisiyim. Bu bak otoğlum diz çök dese çökmezsin. Ama karınkine çökersin. Çökem. Babam ya. Deyince çökmem değil mi? Çökmezsin tabii ya. Niye çökeceğim derim? Çökersin ya. Karın çök deyince tabii niye diyemezsin? Çökersin. Diyemeyiz mi abi? Diyemezsin. Dersen ne olur abi? Abi diyemezsin. Benim... Yahu diyemezsin. Allah Allah. Diyemez misin bak? Abim tecrübeyle sabit. Diyemezmiş. Git diye gidiyorsun. Gel diye geliyorsun. Öyle ya, mi? Tabii yat diye yatıyorum. Ya. Abim kolayını bulmuş. Akıllı adam sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun yönetmenim? Abim akıllı. Bir evde huzur mu istiyorsun? Kadının deli olur. Can kardeşler, canım kardeşler köyümüze geldik. Köyümüzde o kadar yemekler yedirdiler bize, o kadar beslediler ki çaylar maylar derken dediler ki hocam gel bakalım. Bu kadar işler yaptın biraz çalış. Ne yapacağım dedim. Bizim dediler kabak çekirdeklerini kavur bakalım dediler. Hayda. Öyle yemek yedin de boşuna olmaz dediler. Peki dedik geldik bakalım şimdi. Bakalım görem. Şöyle fırınımızı açalım. Vay 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 gel gel. Sonunda bu da oldu. Doktor Feridun Kunak. Fırıncı oldu sevgili seyircilerim. Evet. Vay 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 nar gibi olmuş nar 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 nar. Vay 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 vay. Gel gel gel. Vay 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 vay. Bak 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 bak. Şu güzelliğe bak. Gel 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 gel. Sevgili seyircilerim, kabak çekirdeğini çinko açısından çok önemli. Çinko saçlarınıza lazım, bedeninize lazım. Erkeklerin prostat olmaması için lazım. Cinsel güç açısından lazım, beden güçlenmesi açısından lazım. Çinko inanılmaz bir mineralimiz, vücudumuzda olmazsa olmazımız. Bu kabuksuz kabak çekirdeği. Bu denşip kabakta, süs kabağı dediğimiz kabaklarda olan. Bunu da böyle hiç böyle şey yoktur, kabuğu yoktur. Kendiliğinden Rabbim bunları kabuksuz yapmış. Öyle böyle de güzelce kavurmuş abilerim. Hemen yiyivereceksin.
Ama bunun çekirdeğini çitlemeden olmaz. Bunun da çekirdeğini çitleyip yiyeceksiniz. Kabak çekirdeğini her gün bir avuç yiyin. Ama tercihen kavrulmamışını yiyin, daha iyi olur. Can kardeşler, canım kardeşler, Kocaeli, Kartepe, Maşuköy'de şelalelerin olduğu bir yerdeyiz. Güzel şelalelerimiz akıyor şakır şakır. Burada ne yapıyoruz? Alabalık yetiştiriyoruz ve satışını yapıyoruz hocam. Evet, alabalık yetiştiriyoruz, alabalıkların satışlarını yapıyoruz. Biz de size güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Alabalık yağı yapacağız. Tamam hocam. Her türlü eklem ağrılarında, her türlü sırt bel ağrılarında, bel fıtıklarında alabalık yağını kardeşimle beraber yapacağız. Hadi bakalım alabalığımızı tutalım. Hocam biz bu balıkları kendimiz yetiştiriyoruz. Damızlık balıklarımız var bizim. Yumurta olarak sağıyoruz bunu. Kuluçka makinamızda yumurtadan çıktıktan sonra boy boy havuzlarımıza dağıtıyoruz bunu. En küçük balıklarımız arkada. Küçük boy, orta boy ve porsiyonluk olarak ayırıyoruz balıklarımızı. Evet, şimdi bize gösterecek bakalım balıklarımızın boylarına göre. Kuzular bunlar, gel kuzulara, gel kuzulara. Bütün balık havuzlarda boy boy balıklarımız var. Satışını yaptığımız balıklar yukarıda. En küçük yavrularımız da arkada. Biraz sonra onu da göstereceğiz tamam. Sizlere. Bizimki bu boy hocam, yavru balıklarımız. Evet, gördüğünüz gibi bunlar da küçük boylarından. Ben size böyle küçük boy alabalıktan bir güzel bir alabalık yağı yapacağız. Şimdi bize Özgür kardeşim alsın gelsin bakalım bunlar. Can kardeşler, canım kardeşler, böyle hakiki benekli alabalık bulursanız dünyanın en güzel alabalık yağını yapabilirsiniz. Benekli alabalığın içindeki etken maddelerle eklem kireçlenmelerinizde, diz kireçlenmelerinizde, boyun kireçlenmelerinizde, bel kireçlenmelerinizde, bel fıtıklarında inanılmaz bir rahatlama, fayda göreceksiniz. Nasıl yapılacağını göstereceğim size. Bakın bu boydaki güzel bir benekli alabalığımızı görüyorsunuz beneklerin üstünde. Bunu şimdi içini temizledik, içlerini temizledikten sonra böyle temizledik. Bir kavanozun, cam kavanozun içine atıyoruz. Yaklaşık 2 ya da 3 tanesi yeter. Bunun üstünü geçecek kadar sızma hakiki zeytinyağı koyacağız. Şimdi onu koyalım. Hocam şimdi biz misafirlerimize anlatıyoruz bunu. Ama bize çok inanmıyorlar. Sizin anlatmanız bizim açımızdan da çok iyi şimdi, olacak. Evet, biraz Özgür kardeşim, evet. Bu bir mucize, bir yağdır. Bu eklem kireçlenmelerinde, eklem ağrılarında çok faydalıdır. Tabii bu balığı açıp dize sarmanın da faydası olur. Ama bu yağ şeklinde daha güzel olur. Bu dize sardığınız zaman çok uzun tutmamak lazım. Bazen orada yara açabilir fazla tutulursa. Ona özellikle dikkat edecekler. Ama bel ağrılarında, bel fıtıklarında, diz ağrılarında, diz kireçlenmelerinde, eklem kireçlenmelerinde bir mucizedir. Şimdi bunu böyle yaptık mı? Yaptık. Ağzını kapatacağız. Evet. Serin bir yerde ya da buzdolabının kapağında yaklaşık 15-20 gün bekleyeceğiz. Evet. Ama arada gidip gelip böyle tahta kaşıkla gidip ezeceğiz birazcık. Ya da şu şekilde karıştıracağız. Bak şöyle. Arada bir yapacağız. Karıştıracağız. Evet. Evet. Bunu 2 günde bir muhakkak yapacağız. Böyle karıştıracağız. Daha sonra da bu iyice yumuşamış olacak. Ama kesinlikle serin bir yerde olması lazım. Evet. Sıcak bir yerde olursa alabalığın kokuşma yapar, bozulur. Evet. Olmaz. Evet. Buzdolabın kapağı gibi o serinlikte ya da soğuk bir yerde durmasında yarar var. Ama çok soğuk bir yerde durursa da zeytinyağınız donar. Onu dengeli bir yerde tutmak lazım.
Bunu yaptıktan sonra bunu 20 gün sonra el blenderını alacağız, vurr diye geçireceğiz, parçalayacağız. Sonra da bunu bir tülbentle süzeceğiz. Ondan sonra o yağımızı buzdolabına koyacağız. Ağrın nerende oraya süreceksin. Önce sıcak yapıp biraz sürdüğün zaman bu eklemleri rahatlatan, kireçlenmeleri gideren, bel ağrılarında, bel fıtıklarında mucize bir yağdır. Herkes evinde yapabilir. Tek yapacağınız şey Özgür kardeşim gibi bir tanıdık bir balıkçı bulacaksınız. Size güzel, küçük, benekli alabalıktan verirse mucize bir yağ elde etmiş olursunuz. Aklınızda olsun kardeşlerim, güle güle kullanınız. Hocam teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hocam şimdi alabalığımızı temizledik. Güzelce buradaki en püf nokta alabalığımızın güzel temizlenmesi. İçini güzel temizledikten sonra kiremitimizi alıyoruz böyle. Kiremitimize yerleştiriyoruz. Ondan sonra domates ve yanına... İçine bir şey koymuyoruz mu? İçine bir şey koymuyoruz tuzunu hocam. Tuzunu ne zaman atacağız? Defne tuzunu piştikten sonra atıyoruz hocam ki fırında yanar tuz. Hayır. O yüzden balığın lezzetini bozabilir. Bozar. Tamam. İmkanı olanlar defne yaprağı koyabilir. Koyabilirler. Doğru. Tamam. Domatesimizi koyduktan sonra biberimizi koyuyoruz hocam. Ondan sonra tereyağı, en önemli kısmı tereyağı. En önemli ki hele bu yörenin tereyağı çok önemli sevgili seyircim. Ondan sonra bu şekilde fırına hazır şekilde getiriyoruz hocam. Haydi ondan bakalım hemen fırına atalım. Şimdi fırınımızı da hemen fırına atalım. Evet, geldi. Pişmiş halde hazır balığımız. Biraz sonra da afiyetle yiyeceğiz sevgili seyirciler. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neredeyiz? Kocaeli'nde tıbbi ve aromatik bitkilerin bulunduğu ve bunların işlendiği yerdeyiz. Nasıl başladı bu? Bize önce bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben Deniz Doktor Hasan Aydınlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. 2020 yılında başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükak'ın ortaya koyduğu vizyon ve iradeyle köylümüzün köyde yaşamasına yetecek kazancı nasıl elde edebiliriz diye çalışmalara başladık. Tarım faaliyetleriyle o kazancı elde etmek, verimliliği elde etmek çok mümkün değil. İsme kısaltmaya uydu tabip projesine. Tıp ve aromatik bitkiler işleme projesi olarak. Deyince de proje. Tabip çıktı içinden. Tabip çıktı. Evet. Burada arkadaşlarımızla, işin uzmanlarıyla çalıştık. Çiftçimize eğitmek suretiyle ve bunların fidelerini temin etmek suretiyle hangisinin tarımını bu ilde yapabiliriz diye araştırdığımızda 3 tane ürün öne çıktı ilk aşamada tabii bu. Bunlardan bir tanesi Oğulotu, Melisa officinalis. Bir tanesi tıbbi nane, bir tanesi fas klonu biberiye. Evet. Bu ürünleri ilk başta seçtik ama tabii şimdi buna bir dünya şey eklendi. Bu 3 ürünle 5 yıl alım garantisi yapmak suretiyle çiftçimize fidelerini verdik. Fideleri verdik. Şimdi bu karşı tarafta neler yapıyoruz? Neler oldu? Şimdi bizim bu alım garantili sözleşmeyle bölgemizdeki çiftçilerle, yüzün üzerindeki çiftçiyle anlaşma yaptık. Burada aşağı yukarı şu anda 1500 dekar bir alan dikildi. Fideleri bizden temin edilen bitkiler. Bazı tarlalarda ikinci hasat yılındayız. Bazılarında ilk hasat yılındayız. 2 yıl başladı. 2 yıldır diktik. Onları oradan toplayıp getiriyoruz. Alıyoruz. Hasatı yapılıyor. Bu fabrikamıza geliyor. Hadi öncelikle buyurun geçelim bakalım oraya. Evet sayın meslektaşım. Şimdi burada neler var? Bunlar ne? Tarladan hasat edilen bitkiler, herba, bitki buradan geliyor tırlarla. Burada boşaltıldıktan sonra uygun şuradaki taslara alınıyor, şuradaki sepetlere. Bunlara konuyor. Burada bitkinin nemlilik oranı %12'ye, %20'den aşağıya, %12 civarına düşene kadar kurutuluyor burada bitki. Yani lüzumsuz suyu alınıyor. Evet. Suyu alınıyor. Alınıyor. Evet. Sonra buradan kurutulmuş bitkiyi eleme, ayıklama ve parçalama boyutlandırma ünitesini alıyoruz. Hadi oraya geçelim.
demin dışarıda gösterdiğimiz yüksek nemini aldık, yani kuruttuktan sonra burada getiriyoruz, ayrıştırma ünitesine mi koyuyoruz? Bu biberiye bitkileri bu şu andaki sistemde önce odunsu kısımlarından ayrılıyor, sonra eleniyor, elendikten sonra boyutlanıyor ve paketleniyor. Odunlu kısımlardan ayrılan biberiyelerimiz burada elene elene geliyor. Buradan vakumla alınmak suretiyle buradaki tamburlarda boyutlanıyor, parçalanıyor. Son olarak da elekten geçmiş ve boyutlanmış bu biberiyeler buradan depoya gidiyor. Evet sevgili seyirciler, mis gibi kokuyor. Harika bir güzel kokunun hakim olduğu depolar burası da. Nereye gidiyor bundan sonra? Buradan sonra üçe ayırıyoruz. Bazı ürünler ikinci sefer işlenmek üzere, ekstrat çıkarılmak üzere Gebedeki fabrikaya gidiyor. Bazıları doğrudan aromatik çay yapmak üzere paketleme ünitesine gidiyor. Mesela burada biz biberiyeli, naneli pişmaniye de üretiyoruz. Özel sektörle beraber. Çok değişik bir şey. Bakın ne kadar güzel. Onları şimdi biraz sonra ürünleri göreceğiz. Bu ürünler neden burada yetiştikten sonra toplanıp değişik ülkelere gidip işlenip tekrar buraya gelsin? Ve bunun temettüsü, bunun karı neden köylünün cebine girmesin? Ve o yatırımı biz yapalım. Köylünün yapamayacağı yatırımı yapalım diye başkanımızın ortaya koyduğu iradeyle bu yatırımlar yapıldı. Evet, sevgili seyircim, eskiden bunlar Hindistan'dan geliyordu, Fransa'dan geliyordu. Oralardan gelen şeyler ne olduğunu da tam bilmiyorduk. İçinin posası, yani özel kısımları alınmış olabiliyordu. Hasan kardeşim, Doktor Hasan Bey'in söylediği şey tamamen artık ülkemizde yapılabiliyor, burada yapılabiliyor. Ne yapılacaksa hepsi tamamlanabiliyor. Hadi bakalım neler yapılmış. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Doktor Hasan kardeşimle size şimdi bütün bu ürünlerin sonunda neler yapılmış onları göstermeye geldik. Mesela bu ne? Biraz önce bahsettiğimiz biberiyenin şuradaki ünitelerde, şu arkadaki kazanlarda damıtılması suretiyle tamamen doğal %100 uçucu yağı. Evet, gel böyle uçucu yağ. Bakın bu şekilde size şişelenmiş halini gösteriyoruz. Sevgili seyircilerim, biberiyeyi güzel kullandığınız zaman Alzheimer olmuyorsunuz kardeşlerim. Biberiyeyi çocuklarınıza kullandığınız zaman kokusuyla, yani aromatik özelliğinden tutun da içmesinden tutun da her halükarda bunun çayını içtiğinizde zihin açıklığı yapıyor çocuklarınızda. Ders çalışma açısından çok faydalı. Şimdi devam ediyoruz bu ürünlerden. Yine biberiyeden devam edelim. Evet. İçinde sentetik kimyasal içermeyen, yani %100 doğal, bitkisel. Özü bitkisel olan bir şampuan ürettik. Yani içinde tuz muz bulunmayan, saçlarınızın kaşınmasından tutun da saçlarınızın dökülmesinden tutun da saçlarınızın gürleşmesinden ve saçlarınızın parlaklaşmasından ve yeniden çıkmasına varıncaya kadar mükemmel bir şampuan, altına imzamızı atıyoruz. Bundan da çok iyi olumlu dönüşler alıyoruz. Şimdi yine biberiye ile ilgili çok güzel iki tane daha ürün yakaladık burada. Nedir? Bu diş macunumuz. Bunun içinde tıbbi nane de var. Diş macunu, tıbbi naneli ve biberiyeli. Ne var ne var özelliği? Alkol içermiyor, florür içermiyor. Son dönemlerde anlaşıldı ki diş macunlardaki florürün kanserojen etkisi ispatlandı. Bakın sıkıp da getirdiler hemen. Çörek otu. Evet, çörek otu yağımız soğuk sıkım bu. Daha taze, sıcak hatta. Evet. Basınca daha bir takılınca daha yeni gelmiş, yeni gelmiş. Bu da bir nane yağı. Bu da nane yağı mı? Tıbbi nane. İçinde mentol oranı yüksek. Tıbbi nane. Tamamen saf. Sevgili seyircilerim, bunların aromatik özelliği, yani koku özellikleri de var. Kokladığınız zaman migren ağrılarına, baş dönmelerine, mide bulantılarına mükemmel iyi geliyor. Sadece kokusuyla bile. Tabii içebiliyorsunuz, o ayrı mesele. Zeytin yaprağında
kışın da kurumasını engelleyen bir oloropein diye yaprağın kurumasını engelleyen bir madde var. %100 kansere karşı koruyucu özelliği ispatlanmış oloropeinin. Evet. O yüzden kansere karşı koruyucu özelliği var, kolesterol düşürücü özelliği var, şeker düşürücü özelliği var ve melisa'da olduğu için sakinleştirici, relaks yapıcı özelliği var. Bunlarla ilgili biz bütün bu içerikleri İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilaç rehberi mahiyetinde olduğu kılavuzlardan alıyoruz. Bütün bunlar aslında... Yani burada her şey tamamen bilimsel çalışmalarla ve devletimizin müsaade ettiği şekillerde yapılıyor. Onu belirtti kardeşim. Ne var burada? Çok önemli bir de kolonyamız var. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir kolonya. Biberiyeli, naneli ve ikincisi ne var? İzmit'e gelip de pişmaniye olmaz mı diyoruz. Şimdi, nasıl bir pişmaniye? Tıbbi naneli. Tıbbi naneli. O da biberiyeli var. Burada da var. Biberiyelisi var. Doktor Hasan kardeşimin şahsında Büyükşehir Belediye'mize özellikle ve özellikle bir doktor olarak çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ülkemde böyle bir tesis olduğu için, böyle bir ürünler yaptıkları için, eskiden hep dışa bağımlı oluyorduk bunlar için. Sizlerin adına, Kanal 7 adına ve seyircilerim adına çok teşekkür ederim. Sağ ol, var canım kardeşim. Allah razı olsun. Ben de sizi burada görmekten, kendimizi sizin sayenizde ifade edebilmekten çok memnun olduk. Can kardeşler, canım kardeşler, Kocaeli'nde devam ediyoruz hastalarımızı dolaşmaya. Bir ablamız bize müracaat etmişti. Kendisine geldik. Merhaba abla, bize bir tanıt kendini. Merhaba, Hamide Yücel. Hamide abla. Sinopluyum. Sinoplusun. Evet. Ne zamandan beri arıyorsun bizi abla? 12 seneden beri ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. 12 senedir? Evet. Ama 15-20 gün... Peki senin bu şikayetin 12 senedir mi çekiyorsun? Evet, 12 seneden beri çekiyorum ben bunu. 12 senedir evet. Çekiyorum. Hocam siz ilk programa başlayınca başlamıştınız aramaya. Evet. Niye gelmedin ben İstanbul'daki programa? Çok istedim. Atlayıp geleydin. Yürüyemiyordum. Yataklıktım hep. Hiç yürüyemiyordum. Bu tülbendimi dahi bağlayamıyordum. O zaman? Evet. Sonra nasıl düzeldin? İşte iğnelerinden, haplarından. Hamdolsun önce Allah sonra hepinizden razı olsun. Edirne'de bir doktor buldum. Ta Edirne'ye gittin? Evet, ta oraya gittim. Bu gezmeyi seviyor abi, gezmeyi gelinim seviyor. Gelinim Edirne'li ya. Gelinim Edirne'li. Ha, ondan dolayı. Ha, evet evet. Hem ziyaret. Peki şey nerede? Tahliller nerede? Şimdi sevgili ablamın tam sırt bölgesinde, şu bölgede geçmeyen bir ağrısı var. Şimdi o ağrıdan kurtulmak için bir sürü şeyler yapmış. Tetkikleri de var. Tetkiklerini inceliyoruz. Sevgili seyircilerim, size bir mesaj vermek istiyorum. Bir, kesinlikle ve kesinlikle bu ilaçlarınızı olsun, filmlerinizi olsun bir dosyalamaya çalışınız. Tarih tarih. Getir deyince böyle bir avuç şey koyuyorsunuz. Bir de CD koyuyorsunuz. Doktor CD'ye nasıl baksın, nasıl etsin o kalabalıkta. Ama onun raporu olsa, raporu bir fikir verir. Rapordan bir şey şüphelenirse CD'yi koyar bakar. Direkt CD'ye nasıl bakacak, nasıl edecek o kalabalıkta. O yüzden doktora giderken eski de olsa bunları böyle bir tarih sırasına koyup şöyle iğneleyiverseniz yeter. Dosyalamanıza gerek yok. İğnelerseniz yeter. Şimdi hastamızı bir muayene yapalım. Şöyle dön bakalım abla. Sevgili seyircilerim, şimdi hastamızın muayenesi neticesinde burada kaslarında bir spazm gördük. Yani kasılma gördük. Ayrıca bir de kemiklerinde biraz kemik erimesi muayenesi, muayeneden onları anladık. Şimdi önümüzdeki tetkikleri de yapacağız ama biz şimdi orayı biraz rahatlatıcı, daha doğrusu oradaki kas spazmını giderici kupa tedavisi yapıyoruz. Bunlar otomatik kupa makineleri ama siz evde bardakla da yapabilirsiniz. Şimdi şu abla kilo verse hiç bu ağrılar olmayacak. Şu abla gibi olsa mesela hiç bu ağrıları kalmayacak.
Zaten şimdi bunun kilo vermesi şart. Kilo vermese Gungör abime yenisini alacağız. Ne diyorsun Gungör abi? Beni sevindir. Beni sevindir. Beni sevindir. Duyuyor mu? Duyuyor mu? Hocam bir tanesini öldürdü. Abo! İkinci mi bu Gungör abi? Abla, Gungör abimi bir yenisini alalım. Sen iyice rahatsızlanmışsın. Ne olur. Diyorsun? Olur mu? Olur vallahi hiç. Demin bir şey dediydin. İkinciyi öldürdü, beni de öldürür. Daha rahatım. İkinciyi öldürdü. Nasıl oldu o iş ya? Öldü, rahmetli oldu. Sen nasıl oldu ben abi? Ben ilkiyim de aradaki diye ya. İlk evliliğimiz bununla oldu. Arada bir vardı, o rahmetli oldu. O ikinci miydi, ayrılıp mı gittin? Yoksa kaçtın mı gittin? Kaçtı. Şimdi kaçtın gittin. Bir tatil mi bir şey oldu ya. Tatil. Ya şu tatil herkese söylüyorum öyle bir tatil. Burak ters kaldı. Nasıl oldu bu tatil abi? Vallahi işte arada kaçamak öyle bir kaçamak. Şey yapalım dedik. Mola verelim dedik. Mola verelim dedik. Yani geçmişi biraz daha böyle canlı ileride canlı olabilmesi için kendi kendimize öyle bir şey yapmıştık. Ara verdik, sonra dönüş yine aynı nokta oldu. Peki şimdi her seferinde kafana kalkmıyor mu? Yok kız... Kalkman mı? Ben olsam kakarım vallahi. Gittin de gelmedin de ne gideydin de ne geldin de derim ben. O bana yapıyor, ben ona hiç... O mu yapıyor? Evet, o bana yapıyor, ben hiç ona yapmıyorum. Şimdi sevgili seyircilerim, bir özel bir şey daha yapıyoruz. Demin gösterdiğim makinalar herkeste olmayabilir. O zaman ne yapacağız? Evde nasıl kupa çekeceksiniz onu gösteriyoruz. Gungör abi gel izle bunu yapacaksın ablama. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi deminki yaptığımız kupanın yani aletle yaptığımız işi bardakla da siz gayet kolay evde yapabilirsiniz. Bunun için bir patatese bir de kibrite ihtiyacınız var. Bir de sağlam kenarlı kesik olmayan bardağı şöyle koyduk. Bu şekilde koyduk. Yaktık, aynı işlemi yaptık gördüğünüz gibi. Ve mükemmel bir şekilde topladı. Bakın ne kadar güzel yaptı. Şimdi bunu bir tane daha yapıp göstereceğiz. İşte harika bir şekilde çekti. Sonra böyle yağladığımız için şöyle şöyle kaydırabiliyoruz bakın. Bu bardağın da güzel tarafı bu. Bütün sırtını pamuk gibi yapacak ablamı şimdi. Abla rahatlıyor musun? Doğru söyle. Hatır için söyleme. Zaten o ağrı tuttuğu zaman kafamda bir damar var. Sırtım aşağı o damar çekiyor. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi işlemi yaptık. Mükemmel bir şekilde kaydırdık oralarda. Ve dikkatinizi çekerim. Hemen nasıl kanlanma arttı. Kıpkırmızı oldu. Demek ki buraya kan geldi. Kan gelen yere ne geldi? Can geldi. Can geldi. Harikasınız. Şimdi bir daha sırtını güzelce yağlayacağız. Güngör abi gel bakalım. Şimdi ablamıza bir tedavi öğreteceğiz. Şimdi önce bu yağ biraz süreceksin şöyle Güngör abi. Hocam çok küsüyoruz, o yapmaz ki. Yapar ya, Allah Allah. Küssen bile yapacaksın Güngör abi, söz ver. Tamam. Küssen bile yapacaksın. Kız tamam küsüm ama yat diyeceksin, tedavini yapayım diyeceksin. Şimdi bak önce altına yağ sürdük. Yağ sürmeden bu sürülmez. Bu çok özel bir krem ama yağ sürmeden sürersen olmaz bunu. Şimdi bundan şöyle az bir miktar alacağız şöyle. Bak şöyle. Şöyle yay buraya etrafını şöyle. Bilhassa şuralara bak, şuralara. Güngör abi şuralara. Oha, yay şöyle yay. Hah. Bak sert sert olan yerlere bastıra bastıra yap onu. Şimdi bu kas gevşetici bir kremimiz. Ozon yağlı bir krem. Şimdi bunu buraya masaj şeklinde sürecek. Hah. Güngör abi elim yorulmasın diyorsan da şunu al şöyle şöyle yapacağım.
Evet sevgili seyircilerim, o bölgenin kan akımını arttırdık. Orada kan dolaşımı hızlandırdık ve dolayısıyla da orada bir rahatlama elde ettik. Şimdi ablamıza başka şeyler de söyleyeceğiz. Bu kremi sana hediye ediyoruz. Bunun altına önce sızma zeytinyağı süreceksin, ondan sonra bunu süreceksin. Evet. Bir daha söyleyeyim, sızma zeytinyağı süreceksin. Tamam mı? Güngör abla, sen de bir kalk bakalım şimdi. Rahatlama oldu mu? Hem de nasıl, Hiç ağrım vardı bak sabahtan beri, hafifledi. Sevgili seyircilerim, biz ablama mucize bir şey yapmadık. Ablamın sırt kaslarında ciddi spazm, yani kasılma vardı. Biz o kasılmaya yönelik tedavi yaptık. Ablamın kiloyla ilgili, stresiyle ilgili, kemik yapısıyla ilgili oradaki kaslar devamlı kasılık vaziyette duruyor. Onun altında çıkan sinirlere sıkıştığı için ağrılar oluyor. Şimdi o kasları devamlı gevşetebilirsek, o kasları yumuşatabilirsek ablamda düzelme olacak. İnşallah hocam. Şimdi ilaçlarını, şeyleri söyledik. Güngör abi bir şey daha yapacaksın. Eve şöyle bir barfiks demiri takacağız. Şöyle sallanacak ablam bak. Şöyle sallanacak. Ya tamam, şöyle bırakacak kendini. Sırtında açılma olacak. Böyle kapıya takılanlar var ama bu sizin kapılar çekmeyebilir. Duvara yaptırmak gerekebilir. Abla sık sık sallanacaksın. Bu senin için çok önemli. İnşallah göreceksiniz. Ablam çok çok iyi olacak. Önümüzdeki günlerde tekrar buraya geldiğimizde size bir daha çekim yapıp ablamızın nasıl olduğunu size göstereceğiz inşallah. Can kardeşler, canım kardeşler, neredeyiz? Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nde Kartepe'ye geldik. Kartepe'de çok özel bir yere geldik. Güzel bir at çiftliğine geldik. At çiftliğinde en az benim kadar meşhur bir atla beraber konuşuyoruz size. Bütün dizilerde oynayan, filmlerde oynayan meşhur bir atımız Cengo. Bir merhaba de Cengo Kanal 7'ye. Evet, bir merhaba dedi. Gördüğünüz gibi merhabayı yaptı. Burada ne özellikler var, ne özellikler var. Burada at eskiden beri Türklerin en büyük yardımcısı, en büyük desteğidir biliyorsunuz. Ama son dönemlerde doktor olarak bizler de söylüyoruz. Bazı otizmli hastalarda, bazı serebral palsi hastalarda atın verdiği enerji çocuklarda tedavi etkisi yapıyoruz kardeşler. Bunu ispatlanmış, delillerle ispatlanmış. Bir yunus balıklarında bir de atlarda çok güzel bir enerjiyle hastalar tedavi edilebiliyor. Yavrularımız tedavi edilebiliyor. Hastalarımız tedavi ediliyor. Ama inanılmaz güzel bir enerji var. Django'da da böyle güzel bir enerji var. Biz de çok güzel barıştık inşallah. Şimdi diyorum ki Django beni biraz dolaştırabilecek misin? Biraz dolaştıracakmış ben. Hayır diyor, hayır diyor. Sert bir şekilde hayır. Django'm benim, güzel atım benim. Evet sevgili seyircilerim, hadi bakalım görelim güzellikleri. Kartepe'de devam ediyoruz. Buyurun gidelim hanım. Gel Django. Evet can kardeşler, canım kardeşler, her ne kadar da Django çok terbiyeli, uysal da olsa, acemiyi bilirse de gene de dedi ki kardeşimiz, hocam dedi, tedbir elden bırakmayalım, biz de tamam dedik, sırtlığımızı giydik, kaskımızı da takıyoruz. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Kartepe'de Resul kardeşimizin yanına geldik. Resul kardeşim Maşukiyeli, yani bu bölgeden. Kendisinin çok güzel bir at çiftliği var. Kaç atımız var? 30 atımız var hocam. Vay maşallah. Ama atlar böyle hepsi değerli, kıymetli, tabii, güzel. Allah razı çünkü olsun. Çok özel bir merakı var kardeşimizin. Sadece bir, evet, at çiftliği olarak değil, görsel, atların yetiştirmesiyle, görselleriyle ilgili. Evet, temizliği, çok bakımı, temizliği hocam, bakımı. Hakikaten çiçek gibi kokuyor. Eğer bakım olmasa atlarda biraz koku olabilir. En ufak bir şey olmayan şahane bir yer. Siz gördünüz hocam temizliği, evet, bakımı nasıl olduğunu. Pırıl pırıl bir yer. Allah razı kardeşimize olsun. Kardeşimize Resul'e teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yapıyoruz. Şimdi Django ile beraber. Cilalı hocam. Evet. Cilalı. Django'nun her şeyi cilalı.
Bakalım Django ile güzel bir sizlere bir gösteri yapalım. Sağ olun hocam. Django'cum müsaade ediyorsun girebiliriz değil mi? Evet sevgili seyircilerim, atlar biliyorsunuz Türklerin en büyük arkadaşı, dostu ve yıllardan beri de aynı şekilde hizmet etmişler. Şimdi de çok güzel bir şekilde at çiftlikleri gelişiyor çok şükür. Çocuklarımız da çok güzel burada atlara binebiliyorlar. Atın enerjisi çok farklı, farklı. İnsanlarla çok güzel dost hakikaten. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Kartepe At Çiftliği'nde sadece atlarla ilgili güzellikler yok. Güzel bir sanat yapan bir Derya Hanım var. Derya Hanım ne yapıyoruz burada şimdi? Ahşap boyama, kilden, taşlardan boyayarak tablolar yapıyoruz. Bu yaptığımız ne şimdi? Bu yaptığımız da hazır çiçeklerle onları kesip yapıştırıp tablo yapıyorum. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi Derya Hanım çok güzel bir şey yapın. Başlamış. Nasıl yapıyoruz? Bir gösterin bize bir zahmet. Siz ne yapıyorsunuz burada? Aslında ikimiz de Kartepe At Çiftliği'nin binicileriyiz. Binicileri. Evet. Biz burada takılırken dedik burayı ilk önce süsleyelim dedik. Öyle başladık. Sonra dedik ki bizler de bir şeyler yapalım. Ben seramik mezunuyum normalde. Buradaki taş gibi görüntüler aslında çamur. Çamurdan hazırlanmış bir dekorasyon. Boyadık, ettik. Güzel bir şekilde evlerinde tablo olsun diye hazırladık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok evet, mersi. Çok hanımlar diyoruz yaratıcılığınızı her yerde konuştuğunuz gibi. Gördüğünüz gibi burada iki kardeşim de çok güzel yaratıcılıklarını, hanımefendiliklerini yansıtmışlar. Tebrik ediyoruz. Kendilerine kolay gelsin diyoruz. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Akmeşe'de dolaşırken dediler ki Zengin İsmail'i gördün mü? Allah Allah, kim bu Zengin İsmail dedik. Ya Zengin İsmail, zengin dediler. Nasıl zengin dedik. Gönlü zengin dediler. İsmail abim karşımızda. Niye sana Zengin İsmail diyorlar? Gönlümün zengin olduğundan dolayı. Elimin açık olduğundan dolayı. Evet. İsmail abime dedik. Misafirperver olduğumdan dolayı. Bize ne göstereceksin dedik. İsmail abi dedi ki en güzel cevizler bende dedi. Nerede cevizler dedik. Bizi çıkardı böyle bir yere işte. Görüyorsunuz her taraf ceviz sevgili kardeşlerim. Bu ne ceviz abi bu? Çentır, ince kabuk. Çentır cevizimiz. Çentır cevizimiz. Sevgili kardeşlerim ceviz ne? Cevizin içinde omega var kardeşlerim. Omega ne yapıyor İsmail abi? Ne yapıyor omega? Bütün damarlarımızı sağlamlaştırıyor. Kalbimize iyi geliyor. Beynimize iyi geliyor. Hücrelerimizi yeniliyor. İçinde her türlü vitaminler, mineraller var. Kolesterolü düşürür, şekeri düşürücü. Allah'ın bir mucizesi ceviz. Beyne benzediği için beyin sağlığı açısından çok önemli. Çocuklarınıza muhakkak yedirmeniz lazım. Cevizin aynı zamanda kansere karşı koruyucu özelliği var sevgili kardeşlerim. Abi bir enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Ben bir tane bir cevizi şöyle çok fazla parçalamadan kırıp bir şey göstereceğim. Şu şekilde. Bakın sevgili kardeşlerim, cevizin arasından çıkan şu perdesi de çok önemli. Bakın şu perde, bundan yaklaşık şu perde var ya arasından çıktı bak. Bundan 4-5 tanesini bir bardak suda kaynatın, demlensin 1-2 dakika. 1-2 dakika kaynatıp 1-2 dakika demleyin, süzün. Eğer şeker hassas değilseniz birazcık da bal karıştırın, biraz da limon sıkıp içtiğinizde öksürüğe mükemmel iyi geliyor. Evet. Çocuklarınıza da verebilirsiniz. Perdesi inanılmaz bir nimet.
Bu kabuklarını kaynatın, saçlarınıza sürün. 15 dakika kaynasın, 15 dakika demlensin. Saçlarınıza banyoya girmeden önce sürün. Saçlarınızı kuvvetlendiriyor. Saçlarınızın beyazlamasına mani oluyor. Cevizlerimizi şu şekilde karıştırarak kurutuyoruz. Vallahi bu sene havalar biraz yağışlı gittiğinden dolayı mecburen çatı katına çıkardık cevizlerimizi. İçeride sobamız yanıyor. Sobada kurutuyoruz. Bu şekilde de aktarma yapıyoruz. Karıştırıyoruz cevizlerimizi. Şu anda benim 3 ton civarında cevizim var. Çatıda da çuvallarımız da var. Diğer odalarımızda da var cevizlerimiz. Cevizlerimizi karıştırırken ayağımızı incilttik. Hocam da Allah razı olsun. Ayağımıza kadar gelip bizi muayene etti. Evet, şimdi diyoruz ki burada iki tane kemiğimiz var. Ayak bileği kemiği. Bunun orada bir bant var. O bantta hakikaten şöyle İsmail abi şöyle dışa doğru burkulmuş ayağım. Bak evet, şöyle olmuş. Evet. Tam öyle olmuş. Düştüm. Tam traktörden düştüm. Tamam. Şimdi yapacağımız şey çok basit buraya. Dayanabildiği kadar sıcak suyun içine sokacağız. Yukarıya doğru böyle masaj yapacağız. Yukarı tamam, doğru, yukarı doğru masaj yapacağız. Şimdi sana bir krem vereceğiz. Daha doğrusu bir yağ vereceğiz. Bu yağla yukarıya doğru böyle masaj yapacağız. Evet hocam, şu yukarıda biraz. Şurada var. Evet. Yukarı doğru, yukarı doğru böyle bol bol masaj yap buraya. Ama bir de sıcak suyun içine sok ayağını şuraya kadar. Evet hocam. İnşallah geçecek bir şey. Bu kötü bir şey değil. Hiç merak etme. Evet, ayak bileğinde bir incinme olmuş. Şimdi onu biraz sıcak yap. Bu hareketleri de şu hareketleri yapacaksın İsmail abi. Bak şöyle çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Çek, acıyor orada. Çek, çek, acı çek. Var. Çek sen biraz, çek. Hani diyor ya acı var mı? Çek, çek. Var, var. Var. Çek biraz daha, çek. İleriye çek. Mi hocam? İleriye. Hocam orada İyice çek. Zaman, çek. Şöyle bak, şöyle bak. Rahat bırak. Rahat bırak. Rahat bırak. İşte bu. Yap. 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 İşte bu. Yap. 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 Bir de sana bir hap söyleyeceğiz. Şimdi yarın sabah da ondan bir tane al. Hiçbir şeyin kalmayacak. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.